Tekirdağ nüfus artış hızı en yüksek olan ikinci il. En fazla olan ilçemiz Çerkezköy. Yani Tekirdağ'ın acil, dayanılmaz bir şekilde okula ve dersliğe ihtiyaç var. Ne yapılıyor derseniz, yapılan dersliklere bakıldığında aslında hiçbir şey yapılmıyor. Ha diyorsanız ki zaten bizler FETÖ'cü diyerek sendikalı öğretmenleri, FETÖ'cü diyerek demokrat öğretmenleri işten attık, temizledik. Artık o yüzden okula ihtiyaç yok, dersliğe ihtiyaç yok çünkü öğretmen yok diyebilirsiniz. Ya da bize layık eğitim değil, bize düşünen, sorgulayan, sorunlarıyla baş edebilen nesiller, eğitimli nesiller lazım değil. Bize kindar, sorgulamayan, biat eden nesiller lazım diyorsanız ki tam olarak bunu diyorsunuz, o zaman iş başka. Bakın 4+4+4 ile proje okullarla, eğitimin sürekli dinselleştirilmesiyle eğitim sistemini sorunlar yumağına çevirmenizden önce Tekirdağ eğitimde en başarılı iller arasındaydı. Bugün çocuklarımız gidecek okul bulamıyor. Okul bulsa derslik, derslik bulsa öğretmen bulamıyor. Hadi bunların hepsini bulsa nitelikli bir eğitim bulamıyor. Yerine ideolojik bir dayatma buluyor. İşte bu ideolojik dayatmanın bedelini dün Aladağ duruşması vardı. Yurtlarda küçücük bedenler, yavrularımız yanarak ödüyor. İşte küçücük yavrularımız yurtlarda cinsel istismara maruz kalarak ödüyor. Bu bedeli çocuklarımız geleceği çalınarak ödüyor. Buradan bir kez daha söylüyorum. Kıymayın çocuklarımıza. Çalmayın geleceklerini. Bakın OHAL kararnameleriyle beraber on binlerce öğretmen ihraç edildi, açığa alındı, işten çıkarıldı. Ha bunların kaçı FETÖ ile zerre ilişkisi yoktu. Kaçı masumdu Allah bilir. Her muhalife bu damga vurulup haysiyet cellatlığı yapıldığı için kim masum, kim masum değil, kim FETÖ'cü? Hangisi suça karışmış, hangisi karışmamış belli değil. Ama belli olan bazı şeyler var. FETÖ'ye sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyım diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın anahtar teslim edildiği belli. Birilerinin FETÖ ile ilişkisi aşikar olmasına rağmen birilerinin damadı diye salınacak, birileri ötelenecek, görünmeyecek, dokunulmayacak ama terör örgütleriyle ilişkisi olmayanlar, sırf demokrat diye, sırf muhalif diye ya da onuru için, hakları için açlık grevi yaptı diye tutuklanacak ve içiniz hiç sızlamayacak. Konuşmamı bitirirken şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum, Nietzsche'nin bir sözünü. Evet, hesap insanı makam sahibi yapar ama vicdan insanı daha önemli bir şey yapar. İnsanı insan yapar.